Yedinci şua, ikinci bab, ikinci hakikat. Rubbiyet-i mutlakadır. Evet, bütün kainatta hususan zihayatlarda ve bilhassa terbiye ve iaşelerinde her tarafta aynı tarzda ve umulmadık bir surette beraber ve birbiri içinde hakimane, rahimane bir desti gaybi tarafından olan bir tasarruf-u am, elbette bir rubbiyet-i mutlakanın tereşuhudur ve ziyasıdır ve tahakkukuna bir burhan-ı kat'idir. Madem bir rubiyet mutlaka vardır, elbette şirk ve iştirakı kabul etmez. Çünkü rububiyetin kendi cemalini izhar ve kemalatını ilan ve kıymetli sanatlarına teşhir ve gizli hünerlerini göstermek gibi en mühim maksat ve gayeleri cüziyatta ve zihayatta temerküz ve içtima ettiğinden, en cüz'i bir şeye ve en küçük bir zihayata kendi başıyla müdahale eden bir şirk, o gayeleri bozar ve o maksatları harap eder. Ve zişunun yüzlerini o gayelerden ve o gayeleri irade edenden çevirip esbaba saldığından ve bu vaziyet rubbiyetin mahiyetine bütün muhalif ve adavet olduğundan, elbette böyle bir rubbiyet mutlaka hiçbir cihetle şirke müsaade etmez. Kur'an'ın kesretli takdisatı ve tesbihatı ve ayatı ve kelimatı, belki hurufatı ve hayatıyla mütemadiyen tevhide irşadatı bu büyük sırdan ileri gelmiştir. Üçüncü hakikat kemalattır. Evet, bu kainatın bütün ulvi hikmetleri, harika güzellikleri, adilane kanunları, hakimane gayeleri, hakkat-ı kemalatın vücuduna bedahatle delalet ve bilhassa bu kainatı hiçten icat edip her cihetle mucizatlı ve cemalli bir surette idare eden Halık'ın kemalatına ve o Halık'ın aynayı zişur olan insanın kemalatına şehadeti pek zahirdir. Madem kemalat hakikati vardır ve madem kainatı kemalat içinde icat eden Halık'ın kemalatı muhakkaktır ve madem kainatın en mühim meyvesi ve arzın halifesi ve Halık'ın en ehemmiyetli masnuğu ve sevgilisi olan insanın kemalatı haktır ve hakikatlıdır. Elbette bu gözümüzle gördüğümüz kemalli ve hikmetli kainatı, fena ve zevalde yuvarlanan ve neticesiz olarak tesadüfün oyuncağı, tabiatın melebegahı, zihayatın zalimane mezbası, zişurun dehşetli hüzüngahı suretine çeviren ve asarı ile kemalatı görünen insanı, en biçare ve en perişan ve en aşağı bir hayvan derekesine indiren ve Halık'ın aynayı kemalatı olan bütün mevcudatın şehadetiyle nihayetsiz kemalat-ı kutsiyesi bulunan o Halık'ın kemalatını setredip perde çekerek netice-i faaliyetini ve hallakiyetini iptal eden şirk elbette olamaz ve hakikatsızdır. Şirkin bu kemalat ilahiye ve insaniye ve kevniyeye karşı zıddiyeti ve o kemalatları bozduğu ikinci şua risalesinin üç meyve-i tevhide dair birinci makamında kuvvetli ve kat'i delillerle ispat ve izah edildiğinden ona havale edip burada kısa kesiyoruz. İkinci hakikat rubbiyet-i mutlakadır. Evet, bütün kainatta hususan zihayatlarda ve bilhassa terbiye ve iaşelerinde her tarafta aynı tarzda ve umulmadık bir surette beraber ve birbiri içinde hakimane, rahimane bir desti gaybi tarafından olan bir tasarruf-u am, elbette bir rubiyet mutlakanın tereşuhudur ve ziyasıdır ve tahakkukuna bir burhan-ı kat'idir. Kainata bir kanun var. Eşyadaki güzelliğin tenasübün arkasında terbiye fiilinin kemali yatar. Bu kanun her yerde geçerli. Mesela bir adam köyde terzi, değil mi? Terzi kesiyor, biçiyor ve giydiriyor. Burada bir terbiye, bir tanzim, bir takdim ve maharetini, sanatını sergileme fiili var mı? Var. Ama köyde bir adam çok ciddi bir terzilik terbiyesi eğitimi almamış. İşte dünyanın en güzel antika kumaşını veriyorsun. Adam kesiyor, biçiyor. İşte çuval. Şal var. Bak.
Ama bakıyorsun adam dünya çapında bir terzi, kaporta ne kadar eğri büğrü dahi olsa elbiseyi kumaşa bir giydiriyor. Bakıyorsunuz tenasip güzel düştü. Bu kanunu her yerde görmek mümkün. Demek bir sanat eseri mükemmelse, kemal derecesinde tezyinatlı ve güzel ise arkasında terbiye fiili vardır. Şimdi bu açıdan kainata baktığımız zaman kainatta rububiyet-i mutlaka var. Yer ve gök içindeki her şeyi takdir eden, tanzim eden, teşkil eden, tertip eden, fıtratına muvafık ve mutabık şekilde giydiren, yaratan kimdir? Rabbül Alemin olan Cenab-ı Hak'tır. İşte rububiyet, fiili esmanın tecellisine cami bir ayna olduğu için bir cihette ismi azamdır. Şimdi bu cihette bakıyoruz, bak, nerede Allah'ın yarattığı bir maslu diyoruz. Maslu ne demek? Sanat eseri. Nerede bir mahluk, nerede bir maslu varsa onun arkasına Cenab-ı Allah'ın rububiyeti kemal-ı şaşa ile akla görünüyor. Şimdi mesela bir adam mermerdir, heykeltıraştır, mermeri alır, keser, biçer, heykel yapar. İşte bir rububiyet, mecaz manada bir rububiyet. Bir adam marangozdur, tamam, tahtayı alır, keser, biçer, sandalye, koltuk yapar. Bakın, beşerin rububiyeti mecaz. Alıyor, kesiyor, biçiyor, ölçüyor, bir manada fırçayla tezyin ediyor, gözlere gösteriyor. Beşerin rububiyetinde eşyanın mahiyetini değiştirme nitelik ve özelliği yok. Ama Allah'ın rububiyeti. Nasıl? Bak, işte koyun tikenliyor ya, ot, çalı. Bakın Allah'ın rububiyetine kan içinden, fışkı içerisinden, bulanmadan, bulaştırmadan dünyanın en mugaddi nimetini yaratıyor. Ottan, samandan, süt. İşte rububiyet. Samandan yün, samandan deri, samandan kan, samandan hayat. İşte Allah'ın rububiyeti. Marangoz alıyor, tamam, tahtadan kesiyor bir şey. Tahtadan koltuk yapmak, masa yapmak güzel. Ama odundan, bakın, ya kiraz yaratmak, Allah'ın rububiyeti. Odundan nar halk etmek, Allah'ın rububiyeti. Ya. Rububiyet-i ilahiye her yerde tecelli ediyor. Ama rububiyet-i ilahiyenin tecellisinde noktayı temerküz insan. Allah insanı, bakın, bir damla beyaz kandan terbiye etti. Yaratılışa bakın ya. Evet. Şimdi bu birinci hakikat uluhiyet-i mutlaka hakikatıydı. Bu ikinci hakikat rububiyet-i mutlaka. Bak, kainat zerrelerden arşa kadar, yer ve gök içindeki her şey Cenab-ı Allah'ın kabzayı rububiyetindedir. Allah'ın hallakiyetiyle, tanzimiyle, tertibiyle eşyadaki güzelliğin arkasında rububiyete medar, mutlak bir rububiyet var. O rububiyetin arkasında da Cenab-ı Hak sanatını ne yapıyor? Teşhir ediyor, maharetini gözlere gösteriyor. Evet. Evet, bütün kainatta, hususan zihayatlarda. Yani bu, evet, hayat sahiplerinde rububiyete medar tecelliyat, değil mi? Daha acip ya, daha mucize ya. Yani ülfet etmişiz de yani, bakın. Çekirdek ya. Bilgisayar gözüyle bir yazılım programı. Windows, Windows XP7 gibi. Ne Windows ya? Allah Allah. Yazılım programı. Allah nasıl açıyor ya? Nasıl büyütüyor? Değil mi? Nasıl geliştiriyor? Ve kemala müteveccih nasıl terbiye ediyor bak. İşte.
çekirdek açılıyor, başında meyve. Adım adım kemale gidiyor, bakıyorsun meyve 3 ay içerisinde olgunlaştı, 2 ay içerisinde olgunlaştı. Demek bunu, yani rububiyet hiçbir mekan, hiçbir menzil yok ki Allah'ın rububiyeti orada tecelli etmiş olmasın. Cenab-ı Hak Rabbül Alemin'dir. Ama bu rububiyete medar güzellikler özellikle hayat aynasında daha berrak görünüyor ya, daha berrak. Daha müşaşa, daha muazzam, daha nihayet kemalde. Evet. Birbiri içinde oku. Hususan zihayatlarda ve bilhassa terbiye ve iaşelerinde her tarafta aynı tarzda ve umulmadık bir surette beraber ve birbiri içinde hakimane, rahimane bir desti gaybi tarafından olan bir tasarruf-u am. Şimdi bak Cenab-ı Hakk'ın tasarrufatının arkasında ne var? Hikmet ve rahmet var. Hikmet var. Çünkü Allah'ın yarattığı ve terbiye ettiği hiçbir mahluk, hiçbir masnu gayesiz değil. Bakın. Hedefsiz değil. Bak. Yani kainatta bak kör tesadüf yok. Hiçbir şey manasız, hakikatsız değil. Cenab-ı Hak her şeyi hikmete medar terbiye etmiş. Yani onun arkasında maslahat var, güzellik var, rahmet var, inayet var. Ha bir de hikmetin arkasında bir de ne var? Rahmetin taak ve tecellisi var. Yani Cenab-ı Hak bu alemleri yaratmaya mecbur ve mahkum muydu? Hayır. Rahmetiyle mahlukat hakkında değil mi? Yani irade etti. Mahlukatı rahmetiyle varlık alemine çıkarttı. Demek bütün bu hallakiyetin, bütün bu rububiyetin arkasında hikmet ve rahmet açık bir şekilde akıl gözüne görünüyor. Hiçbir şey abes değil, hiçbir şey manasız, hiçbir şey hakkasız değil ve arkada Allah'ın açık bir neyi var, rahmeti var. Allah'ın rahmeti olmasa şu ağaçlara bakın, ya yontulmamış kaba kereste. Şimdi bu ağaçlar insana acır mı? Niye elma ağacı elma versin? O da portakal versin, o da kiraz versin. O ağaçlar insanı tanır mı? O ağaçlar insanın midesini biliyor mu? Ve o ağaçlar insana şefkat ve merhamet elini uzatır mı? Demek arkada bir rahmet eli var, bir inayet var. Hakim olan, alim olan, ya eşyayı terbiye ve takdir eden Cenab-ı Allah'ın rububiyeti var. Bak bunu akıl gözüne yapıyor, görüyor ve müşahede ediyor. Evet. Bir dest-i gaybi tarafından olan bir tasarruf-u am elbette bir rubiyet-i mutlakanın tereşşuhudur ve ziyasıdır ve tahakkukuna bir burhan-ı kat'idir. Madem bir rubiyet-i mutlaka vardır, elbette şirk ve iştirakı kabul etmez. Çünkü o rubiyetin kendi cemalini izhar ve kemalatını ilan ve kıymetli sanatlarını teşhir ve gizli hünerlerini göstermek gibi en mühim maksat ve gayeleri cüz'iyatta ve zihayatta temerküz ve ihtima ettiğinden. Şimdi bu ibareye baktığımızda 4 nokta dikkatimizi çekiyor. Yani Cenab-ı Hak yerleri ve gökleri, alemleri yarattı. Bu yaratılışın sırrı ne? Niye alemleri yarattı? Bakın oku. O rububiyetin kendi cemalini izhar. Allah kendi cemalini izhar ediyor, gösteriyor. Allah cemili mutlaktır. Bütün güzellikler o güzelden geliyor. Bütün güzellikler o güzeli gösteriyor. Demek Cenab-ı Allah değil mi? Cemalini ne yapmak istedi oku? İzhar. İzhar etmek istedi. Bu bir. Ve kemalatını ilan. Yani bir de Allah'ın kemalatı bak ya. Ya bak Allah'ın kemalatı. Bak. Cenab-ı Hakk'ın kainatta yaratması bir ibda iledir, bir de inşa iledir. Allah'ın kemalatı mutlak. Mesela bir adam ne kadar mükemmel sanatkar olsa bile bir iş yapacak illa malzeme lazım. Değil mi? Ha şurada inşaat yapıyorsun. Koçtaş mıydı neydi? Efendim şuraya gidiyorsun efendim. Şu malzeme, şu 50 tane şimdi bir apartmanın dizilmesinde belki 100 tane ne var?
Malzeme olabilir. Alıyorsun, o malzemeyi takıyorsun, yerleştiriyorsun. Bak burada da bir terbiye var. Doğru. Bir maharet var. Ama bakın Allah'ın kemalatı ibda. Allah yoktan yaratıyor ya. Bak ya. Bu şan-ı uluhiyete medar bir sırr-ı azim. Allah yoktan. Hadis-i kutsi var. Ezelde Allah vardı. Allah'tan mağda kimse yoktu. Mekan yok, mahluk yok, madde yok, zerre yok. Allah kainatı yaratmayı irade etti. Yoktan. Şimdi tabii çok acip sırlar var. Bir sır da bu. Mesela bir insanın serveti, değil mi? Büyük okyanus kadar dahi olsa o serveti dağıtırsan bir gün o servet biter mi? Biter. Bakın var biter. Yok biter mi? Yok bitmez. Allah'ın hazineleri yokta. Allah Allah. Yoktan yaratıyor. Yok biter mi? Bitmez. Demek Allah'ın kudretine müşkilat yok, zorluk yok. Bak ibda-i mahz. Bütün kainatın yoktan yaratılması. Bir de inşa. Değil mi? Yani. Mesela bakıyorsunuz burada efendim tekstil fabrikası var. İşte kışa giriyoruz. Fabrika çalışıyor. Tasarım mühendisleri. Çizim mühendisleri. Efendim işte kış şeyi, koleksiyonu nasıl olacak? Paltosu, elbisesi. Bak ona göre, modaya göre, insanların zevklerine göre önceden kesiyor, planını hazırlıyor, ondan sonra fabrikada çalışıyor. Bak şimdi rububiyet. Nasıl bakacaksın? Tasarım mühendisi noktasından bak. Cenab-ı Hakk'ın kainatta 100 milyondan ziyade yarattığı zihayat var, mahlukat. Oh, nasıl bir tasarım ya! Allah Allah! Şu kaplana bak, şu parsa bak, şu aslana bak, şu kartala bak. Ya karada, denizde, deryada Allah'ın yarattığı bütün mahlukata o proje ve mimarlık, tasarım gözüyle bak. İşte bu ne? Allah'ın rububiyetinin kemali. Allah, Allah Allah, rububiyetinin kemalını da ne yapıyor? İlan ediyor. Ya bak, ilan ediyor, gösteriyor ya Allah ya. Ya nasıl bir kemal ya? Ya ülfet etmişiz de ya, bak. Ya. Dün bir böcek vardı camın üzerinde, dışarıda. Antika. Allah'ın yani sanat gözüyle bakınca çok antika. Böyle dışarıdan böyle bir parmağımla vurdum. Baktım şey diyecek mi? Tepi göstererek ben böyle parmağımı camın dışında, pencerenin dışında, camın dışında ve parmağımı vurdum. Baktım kendini ölü numarası. Allah Allah. Bak, ölü numarası. Biraz bekledim. 3-4 dakika bekledim, elimi çektim, baktım hareket etti. Çocukları çağırdım, bakın gelin gelin, bak size örnek olayı, vakaranızı. Bir daha vurdum, bir daha cama yapıştı, ölü. Bakın ya, o böcek, hissiyatı var. Baktım bana resmen numara çekiyor ya. Allah Allah ya, Sübhanallah. Ya, bak hissiyat, his. Bunu sen maddeyle izah edemezsin. Bu atomdur, zerredir, şudur, budur. His duygusu var ya. Bak, tepki görüyor, tepki yapıyor. Değil mi? Rızkını arıyor. Ana, baba, bütün hayvanatın ailesi yok mu? Yavrusunu muhafaza ediyor. Değil mi? Hayatını devam ettiriyor. Korkuya karşı tedbir alıyor ya. Bak, Allah Allah. İşte kelebek ya. Bak işte. Bir çocuk kelebe böyle bir fiske vurunca bakıyorsun, toz ya. 2 dakikada dağıldı. Ama nasıl bir sanat ya. Ya. Yaratmak Allah'ın. Yaşatmak da Allah'ın. Tedbir Allah'ın. Terbiye Allah'ın. Tanzim Allah'ın. Teşkil Allah'ın. Ya. Müdebbiriyet Allah'ın. Ya. Demek
hem nihayetsiz cemalini teşhir ediyor, gözlere gösteriyor, hem nihayetsiz kemalatını ne yapıyor Allah? İlan ediyor. İlan ediyor ya. Bak, bakın ya. Evet. Ve kıymetli sanatlarını teşhir. Yani bir de Allah'ın, şimdi Cenab-ı Hakk'ın sanatı, hepsi kıymetli ya. Hepsi mucize. He? Kur'an-ı Kerim meydan okuyor. Bütün beşer bir araya gelse bir sineği kanadını yapamazlar ya. Bir sineğin kanadını inşa edemezler. Kopsa lehimleyemezler ya. Allah'ın, Allah Allah. Antika sanat. Tabii Cenab-ı Hakk'ın yarattığı, Allah hepimizi ülfetten muhafaza etsin. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bütün sanat eserlerinin hepsi mucize. Doğru. Ama mucizelerin mucizesi kim? İnsan. Allah insanı yarattı. İşte, ah seni takvimde. En ekmel, en cami, en mükemmel. Bak, 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 sair hayvanlarda nutuk yok, kelam yok, beyan yok, şuur yok, irade yok, irade. İnsanın büyüklüğü iradesi, aklı, şuuru. Ya binlerce Allah duyguyla insanı ne yapmış? Teçhiz etmiş, mükemmel ve mucize yaratmış. Demek Allah kıymetli sanatlarını da ne yapıyor? Teşhir ediyor. Etti. Üç. Devam et. Ve gizli hünerlerini göstermek. Allah gizli hünerlerini gösteriyor. Bak. Gizli hüner. Allah Allah. Bundan 20 sene önce bizim bir arkadaşımızın Renault bayisiydi. Renault satıyordu. Gittim mağazasına gittim. Hocam dedi, bak konuşan araba. İlk defa konuşan araba. Bir bant koymuşlar, üç tane cümle. Kapıyı kapatınız, kemeri bağlayınız, o kadar. Konuşan araba. Bak, bir de bak, Allah sanatını konuşturuyor ya. Hele bak insana. Bak, istediğine istediğin kadar. Hiddette, şiddette, mülayemette, yumuşakla, şairane, arifane, fikir seviyesinde, ilim seviyesinde konuş. Nutku beyan. Allah vermiş ya. Bak, evet. En mühim maksat ve gayeleri cüz'iyatta ve zihayatta temerküz ve ihtima ettiğinden. Şimdi Allah cemalini izhar ediyor. Kemalatını teşhir ediyor. Gizli hünerlerini gösteriyor. Antika sanatını sergiliyor. Peki bunları temaşa edecek, tefekkür edecek, düşünecek muhatap kim? İnsan, insan. İnsan. Şimdi buradan çıkan mana nedir? İşte insan düşündüğü zaman insandır. Düşünceyi terk eden insaniyet arşından düşer, paralanır ve parçalanır. İnsanı hayvandan ayıran özellik düşüncesidir. İşte tefekkür. Açın Kur'an'ı, Kur'an'da bak yüzlerce ayette Cenab-ı Hak neyi emrediyor? Tefekkür. Ya tefekkürü emrediyor. Hiç düşünmüyor musunuz? Hiç idrak etmiyor musunuz? İşte bakın insanın Allah indindeki kadır ve kıymeti, itibar, şerefi bak bu tefekkür. İşte bu tefekkür nedir? İlimdir. Bu tefekkür marifetullah'tır. Bu tefekkür bizi nereye götürüyor? Değil mi? Allah'a imanda rusuhiyete çıkartıyor. Bak. Yani Kur'an'da ayetler yok mu? Evet. Kur'an'daki her bir ayet Allah'ın varlığının delili midir? Evet. İşte kainat da kitap. Kainat kitabında yaratılan her mevcut, her mahluk da nedir? Kevni, tekvini nedir? Bir ayettir ya. Allah'ın ayeti. Nasıl Kur'an'ın ayetlerini Cebrail getiriyorsa, değil mi? O ayetlerin arkasında Cebrail varsa, Allah'ın yarattığı. Şu bahçeye giriyorsun, o bahçe mecaz manada, hepsi bir ne? Hepsi bir Cebrail. Bakın diyor ya. Bak, Allah'tan haber ya. 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 Şunların dizilişine bakın. Paketlenmesine bakın. Şu çeklere bakın. Şu rahmet hazinelerine bakın. Şu Cenab-ı Hakk'ın yarattığı rızıklara bakın. Allah'ın antika asarlarına bakın. Hepsi hakikat noktasında mecaz böyle ne? Cebrail gibi bak.
Allah'tan haber getiriyor. Bak, haber veriyor. Şimdi şu bakın, aklın yolu birdir, değişmez. Gerçi şu masa, ustası burada olsun veya olmasın, buraya gelsin veya gelmesin, şu masa plan ile, estetik ile, mahareti ile, vasıf ve niyeti ile, özelliği ile marangozdan haber vermiyor mu? Haber veriyor da. Beni yapan bir usta var. Ustanın ilmi var. Hakim. Plandan anlıyor. Proje biliyor. Ölçüden haberi var. Ne maksat için istenmişse o maksat için yapmış. Bakın. Ha. İşte şu eser. Değil mi? Şu eser. Bak. Akıl gözüyle arkada sanatkarın ne yapıyor? Gözlere gösteriyor. Şimdi bütün kainat. Bak. Allah'ın sanatı. Allah'ın mucizesi. Kudret-i ilahiyenin mucizesi. Hikmet-i ilahiyenin ya bak delili hücceti. Ya tasarrufat-ı ilahiyenin bak burhanı. İşte bu gözle baktığımız zaman ha kainatta rububiyet var. Rububiyetin arkasında Cenab-ı Hak cemalini, kemalini, antika asarını, gizli hünerlerini teşhir ediyor. Bu gizli hüner ve teşhirat özellikle nerede görüyor? Noktayı temerküz olan canlılarda, zihayatlarda, özellikle Allah'ın sanatını en güzel şekilde kendi mahiyet aynasında gösteren mahluk kimdir? Zihayet. Başta insandır. Zihayatlar içerisinde en kemal mana kime verilmiş? İnsana verilmiş. Demek bu hakikatları düşünmek, bu hakikatları tefekkür etmek bizim fıtratımızın lazımıdır. Bakın bir ayet-i kerime var. Cenab-ı Hak veriyor. Allah aklını kullanmayanı pislikler içinde bırakır. Allah aklını kullanmayanı pislikler içinde bırakır. Bak, düşüneceksin yahu. Hep işte ayet. Hepsi ayet de. Hepsi delil. Hepsi Allah'ın sanatı. O sanatın arkasında rahmet var, inayet var, hikmet var, rezzakiyet var, iltifat-ı ilahiye var, ihsan-ı rabbaniye var, kerem-i rabbani var ya. Bu sofraları kim kurdu? Bu nimetler önümüzde kim açtı? Bu sofralar kimin? Nereden kazandık? Yani anamız mı verdi, babamız mı verdi? Şu tanzim, şu ilahi tanzim ve tertip, güneşi kim götürüyor? Dünyayı kim yürütüyor? Gece ve gündüz, mevsimler, bütün tasarrufat-ı ilahiyenin arkasında Allah'ın rububiyeti kemal-ı şaşa ile akla görünüyor. Demek bu meseleyi tezekkür ve tefekkür etmek en başta insanın vazife ve sorumluluğu. Evet. En mühim maksat ve gayeleri cüz'iyatta ve zihayatta temerküz ve içtima ettiğinden en cüz'i bir şeye ve en küçük bir zihayata kendi başıyla müdahale eden bir şirk, o gayeleri bozar ve o maksatları harap eder. Evet. Ve zişurun yüzlerini o gayelerden... Bakın şimdi bir adam ressam. Atölyesine gitsen şöyle duvarda güzel bir resim yap, bir tablo yapmış. Mesela bir köheylan bir Arap atını yapmış, böyle koşuyor. Adam 6 aydır bu tablo üzerinde çalışıyor. Değil mi? Altta da şeyler var, boya kutuları var, yanında da fırçalar var. Adamın elinde palet var. Paleti biliyor musun? Böyle takıyor, eline takıyor, ondan sonra fırçayla rötuş yapıyor. Şimdi birisi içeriye girse dese ki, ya maşallah ya, bin maşallah, şu fırçalar ne kadar mahirmiş. Ulan helal olsun şu boyalara. Nasıl da ittifak ettiler, koalisyon kurdular da şu tabloyu yaptılar dese bir insan, o ressam ne yapar? O paleti alır, o söyleyenin kafasına çalar mı? Ulan kafir. Arapça kafir, örtmek demek. Yani kafirin manası, enteresan. Kafir ne demek? Ulan kafir, yani mecaz manada, sen benim 30 senelik sanatkarlığımı, sen benim maharetimi, sen benim emeğimi nasıl örtüyorsun? Kafirin kelime manası bu. Şimdi bir insan yerlerde yüklerin yaratılışını
Bak, Allah'tan kesip sebeplere, tesadüfe, hicreye verdiği zaman ne yapıyor? Ya bak, bütün kemalat ilahiyeyi örtüyor. Allah'ın sanatını, Allah'ın maharetini, Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudret ve binbir esmeye medar güzelliklerin hepsini ne yapıyor? Örtüyor. Hadi. Şimdi al brandayı getir, şimdi Süleymaniye Camisi'ni ört bakalım. Kapat, nasıl kapatacaksın? Ama Süleymaniye'nin mineralleri kılıç gibi o brandayı ne yapar? Deler ya. Nasıl kapatacaksın? Kapat. Sustur hadi. Kainat susmaz ki. Ama ahmaktır adam, cahildir. Tefessü etmiştir, fıtratı bozulmuştur, o ayrı, onlar ayrı. Hakikat noktasında bak, kainat susmuyor ya. Kainat Allah'ın kemalatını satır satır, sayfa sayfa sanat diliyle ne yapıyor? Akıllara gösteriyor ve talim ettiriyor ya. Ha, işte bu görevi icra ve ifa vazifesi insanın. Çünkü İslamiyet tefekküre fevkalade ehemmiyet vermiş. Bak, bir saat tefekkür, hadis. Bir sene nafile ibadetten hayırlıdır. Bir başka rivayette de 60 sene. Bir başka rivayette de 100 sene. Peygamberlerin dünyasında, büyük velilerin, ariflerin dünyasında bir saat tefekkür. Allah Allah. Evet. Ve zişurların yüzlerini o gayelerden ve o gayeleri irade edenden çevirip esbaba saldığından. Cenab-ı Hakk'ın namütenahi ve mutlak kemalatını bak, şimdi ressamın ne? Şimdi ressamın tablosunu inkar ettiğin zaman bak, ressam palette kafanı kırıyor değil mi? Şimdi marangozluğa desen, ya sen bunu yapmadın ya. İşte tutkal, tahta bir araya geldiler, koalisyon kurdular. Bak, insana nasıl dokunur değil mi? Sen yapmadın ya. Şu kitabı sen yazmadın. Matbada nasıl olduysa rüzgar, hava, bulut evrildi, çevrildi, kelimeler dizildi, ortaya çıktı. Bak hurafa bu. Şimdi şirk, bak, inne şirke ve zulmün azim. Cenab-ı Hak bütün günahları affediyor, şirki affetmiyor. Niye? Bakın. Allah'ın namütenahi sonsuz kemalatını ne yapıyor? Kafir inkar ediyor. Maharet-i ilahiye inkar ediyor. Rubiyet Rabbaniye inkar ediyor. Allah'ın mukaddir, munazzım, musavvir, alim, hakim, kadir binbir esmasına ihanet ediyor. Bak, onları kapatıyor, örtüyor. Evet. Ve zişurun yüzlerini o gayelerden ve o gayeleri irade edenden çevirip esbaba saldığından ve bu vaziyet rubiyetin mahiyetine bütün muhalif ve adavet olduğundan elbette böyle bir rubiyet mutlaka hiçbir cihetle şirke müsaade etmez. Muhalif ve adavet olduğundan diyor. Nasıl? Yani cümleti. Ve bu vaziyet rubiyetin mahiyete bütün muhalif ve adavet olduğundan. Evet, bak. Şimdi inkarın içinde ne var? Zımmi, açık veya kapalı adavet var. Mesela bir adam çok alim, fazıl bir insandır. Gider adam fetva soruyor. Şimdi bu asırda da var. Adam hocaya gidiyor. Hocadan fetva istiyor. Hocanın fetvası kendi alemine muvafıksa olan bu hoca ruh zeminde bir tane. Bunun gibi değerli alim yok. Ruh zemin böyle bir alemi görmedi. Ama söyledikleri ile onun dünyasındakiler karşı karşıya geldiği zaman bak hemen adalet. Ya bu adam, bu hoca da hocamış yani. Nereden çıktı bu fetva? Bak, hemen onun kemalatı neye döndü? Adalete döndü ya. Enteresan bu insan. Allah insanın şerrinden Allah ya. İnsan tefessü etti mi en müzir mahluk oluyor. Bak, insan cehalet
bir. Taassup, iki. İnkar, üç. Bir de mürtet. İrtidat ediyor yani. Artık kemalata medar güzelliği, hiçbir özelliği kalmıyor. Mesela şimdi bir elmayı alsan, bıçakla kestin, bir tarafında kurt var, kurtu atarsın. Ve bir tarafında bir leke var, onu atar yersin. Ama bir elmaya baktın, elma içi şey etmiş. Geçmiş. Geçmiş. Böyle parmağını basıyorsun, pat diyor. İçinde toplu iğnenin başı kadar dahi beyaz nokta kalmamış. İşte mürtet bu. Tamamen tefessü etmiş. Zerre kadar hayra kabiliyet. Hayra kabiliyet yok. Bak, Allah'a düşman. Değil mi? Kafirler Allah'a düşman. Değil mi? Ya. Tamam. Rububiyet-i ilahiyeyi Allah'ın tasarrufatına ne yapıyor? Ya. Bir Adem'i kabul ver, bir de kabul-i Adem var. Adem'i kabul, lakayt ve laubali. Hiç aldırdığı yok. Dünyaya neye gelmiş, niçin yaratılmış? Değil mi? Vazife ne? Hayvan gibi yaşıyor. Sefi. İnsanlar Adem'i kabulde. Bir de kabul-i Adem var. Dinle, imanla mübareze ediyor. Bak fikirle. Dine, İslamiyet'e çatıyor. Onlar daha dehşetli, gavur ve kafir. Onlar tamamen ne olmuşlar? Tefessüh edip gitmişler. Yani onlarda hayra kabiliyet kalmamış. Bir ayet-i kerime var enteresan. Ayetinden çıkan mana küfür diyor ayette. Onların işlerini öyle nüfuz etmiş ki, öyle işlerine girmiş ki, dünyada ne kadar delil getirirsen getir, onlar inanmaz. Ancak onları cehennem ateşi uyandırır. İlla cehenneme girecek ki uyansın. Böyle. Evet. Evet. Onun için yani hemen inkar nefsine dokunduğu zaman, enaniyetine giriştiği zaman, bak nefis tembeldir, nefis lakayttır. Nefis itaat ve inkiyata girmek istemez. İslamiyet neyi emrediyor? İmandan sonra itaat ve inkiyata emrediyor. Nefisleri, enaniyetleri, gururları, kibirleri, ihanetlerinden dolayı Allah'la mübareze ediyor ve ahkam-ı ilahiye karşı onlardaki küfür neye dönüyor? Adavete ve düşmanlığa dönüyor. Yani. Evet. Kur'an'ın kesretli takdisatı ve tesbihatı ve ayatı ve kelimatı, belki hurufatı ve heyatıyla mütemadiyen tevhide irşadatı bu büyük sırdan ileri gelmiştir. Ara verip layıkayı biraz uzun tutarız. Yeni konuya geçmeyelim inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.